Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2021 bütçesini konuşuyoruz. Bu bütçede emekçinin gelirini yükselten, milletin dertlerine derman olan hiçbir düzenleme yok. Milyonlarca işçi, işsiz bıraktığınız 10 milyon gencimiz de yok. Memur, çalışan, emekli, çiftçi, esnaf, zaten o sizin kafanızda da yok. AKP'nin bütçesi üretim ekonomisini değil, rant ekonomisini büyüten, zengini daha zengin eden bir rant bütçesidir. Neler vaat ediyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Fakirlik, yoksulluk, sefalet, açlık ve acı reçete. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi tam 492 milyar dolar olmuş. Millet kasayı size emanet etmiş, siz de gitmişsiniz kasayı tefecilere emanet etmişsiniz. Her saat başı 3.148.878 lira faiz ödüyorsunuz. Merkez Bankası'nın kasası tam takır, şu anda da kuru bakır. Eksi 47 milyar dolarda. Bankalarda mevduatın %56.3'ü dolar olmuş. Milleti Türk lirasına küstürmüşsünüz, Amerikan dolarıyla da dost yapmışsınız. Türk lirasına sahip çıkamayan ihaleleri dolar garantili yapıp sonra da yüzünüz kızarmadan yerli ve milli nutuklar atıyorsunuz ya, atın bakalım daha nereye kadar atacaksınız? Fabrikalarımız, şirketlerimiz, topraklarımız parsel parsel satarken o yerli ve milli nutuk atanlar da yavaş yavaş artık ortadan kaybolmaya başlamış. Değerli milletvekilleri, bugüne kadar 16 istihdam paketi açıkladınız. Toplam 22 ekonomik paket ayrıca açıkladınız. Zenginleşiyoruz. İşsizlik bitiyor. Dolar faiz düşecek dediniz. Ne söylediyseniz hepsi tersi oldu. Fakirlik arttı. İşsizlik arttı. Faizler yükseldi. Borçlar büyüdü. Ama tefeciler sevindi tefeciler. Millet perişan. Bu arada damat da sarayına kaçtı. Millet aç açıkta kaldı. 130 bin kahvehane, 200 bin lokanta, restoran, kafe kapanmış, 50 bin kantin kapısına kilit vurmuş, binlerce servis minibüsçüsü araçlarını satışa çıkarmış, 6 milyonu aşkın seyyar satıcı ve sokak esnafı açlığa mahkum edilmiş, işsizlikten dolayı 100'e yakın müzisyen intihar teşebbüsüne girmiş, 400 bin ağırlıklı küçük ve esnaf olmak üzere işletmesini kapatmış, hem açlıkla hem pandemiyle mücadele ediyor. Siz de 3-5 yandaş müteahhite 12.8 milyar TL destek verirken 1 milyon 239 bin esnafa 5 milyar Türk lirasını sadaka gibi destek vereceğinizi yüzünüz kızarmadan da açıklıyorsunuz. Bütçede çiftçiye bedava ilaç yok, bedava mazot yok ama haciz var, haciz var. Öğretmene, polise, din görevlisine, hemşireye 3600 ek gösterge yok. Atanmayan öğretmenler yok, EYT'lilere çözüm yok, bütçede millet yok, millet. Milletin derdini unutanlar 156 tane ülkeye, 9 tane uluslararası kuruluşa yardım yaptık diyerek milletle de dalga geçiyorlar. Çaresizlikten kırılan on binlerce esnafa sahip çıkmadınız. Katarlı firmaya bir seferde 90 milyon dolar kıyak yaptınız. Tunus'a 5 milyon hibe gönderdiniz. Kendi esnafı, çiftçisi, emeklisi kan ağlarken millet cinnet geçirme noktasından açım, işsizim dolayısıyla not bırakıp intihar ederken siz milletin parasını başka ülkelere verdiniz. Bu nasıl taşlaşmış bir vicdan? Bu nasıl bir adalet? Bunu hala anlamıyorum. Halka sız çevirmiş, milletin aldıkları iradeyi saraya teslim etmiş, üstelik atanmış bakanların yanlışlarını savunmak durumunda kalan, milletin değil sarayın vekillerine katlanmak zorunda kalan milletimize de sabır diliyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Cumhuriyetin yetiştirdiği bilgi ve tecrübesiyle dünyaya örnek olan muhteşem özveriyle mücadele eden sağlıkçılarımızı 9 aydır amansız bir mücadele veriyor. Sağlık emekçilerimiz buradan aykırıyor. Tek tek arkadaşlarımızı kaybediyoruz, artık hastalara yetişemiyoruz diye. Siz ise sağlıkçılarımıza destek olma yerine maske mesafe kurallarına uymuyor diye millete sokaklarda ceza yağdırıyorsunuz.
Sonra da mitingler, parti toplantıları yapıyor. Yetmiyor, çay fırlatarak safları daha da sıklaştırıyorsunuz. Millet soruyor, bilim kurulu mu önerdi mitingleri, bu toplantıları yapın diye? Vatandaşları toplayın, kafalarına çay atın diye. On binlerce... Tamamlayalım lütfen. On binlerce insanı Anadolu'dan İstanbul'a getirin, Ayasofya'da binlerce kişiyi toplayın. Allah aşkına bunu bir açıklayın. Bilim kurulu mu istedi arkadaşlar? Böyle mi millete örnek olacaksınız? Sağlık emekçilerine böyle mi destek olacaksınız? Sayenizde bugün vaka sayısı neredeyse dünyada birinci sıraya yerleşmiş bir Türkiye var. Sağlık sistemimiz SOS veriyor arkadaşlar. Buradan uyarıyoruz. Daha fazla can yitirmeden sarayın değil, ortak akıl ile bilimin dediğini yapın. Son sözüm, din adamları vaaz ettiklerini yaşasın. Politikacılar vaat ettiklerini yapsınlar. Hepinize saygılar sunuyorum.